Cumhuriyet Halk Partisi bir değişikliğe gitti. Helalleşme ile muhafazakar kesime ilişkin gayet güzel mesajlar veren, hatta Milli Görüş kanadında bile Mücahit Kılıçdaroğlu sloganları atılan, hatta Hacı Hafız Kemal yorumları yapılan, Seyit Kemal yorumları yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel gibi Bozkurt bir isim. Bozkurt bile denildi yani. Hatırlasanız da o süreçte, o Mayıs sürecinde. Tabii. Milliyetçi, yani eski Ülkü Ocakları başkanlarının olduğu, onun gibi toplantılar tabii, gerçekleşmişti. Tabii. Doğu'nun başbuğu filan Kılıçdaroğlu'na destek. Onun gibi bir isimden Özgür Özel gibi bir fotoğrafa geldik. Özgür Özel ilk konuşmasından bu yana zafer sarhoşluğu yaşamayan, ılımlı bir uslup görülen, yeniden ufuk açan, vizyon veren, milleti siyasi olarak rahatlatan bir uslup var. Buna parti tabanı, parti yönetimi, milletvekilleri, belediye başkanları ne kadar ayak uydurur göremem. Ne kadar Özgür Özel'in bu inisiyatifini ortadan kaldırırlar, bunu şu anda bilemiyoruz. Bahçeli Özgür Özel görüşmesini bu çerçeveden bir de bakmak, birinci sıraya oturtuyor şu anda yani aslında Elif görüşmeler Hanım, düzeyinde. Bakın Elif Hanım, zaten size anlattığım bu konuyu hiçbir gazeteci böyle yorumlamamıştı. Yorumlayamazdı. Bu bir bakış açıktır. Bu Devlet Bahçeli'yi çok iyi anlama ve özümseme noktasıdır. Şimdi eğer Özgür Özel yeni bir yola çıktı, hani diyordu ya Meral Akşener, hür ve müstakil. Bakalım Sayın Özel de hür ve müstakil olarak bağımsız dedi ya, ben adaylığımı dayatmayacağım. Nerede söyledin? Bahçeli'den çıkar çıkmaz söyledi. Sana içeride böyle bir cümle mi söylendi ki dışarıda ben adaylığımı dayatmayacağım diyorsun? Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu. Aman birbirinize pas atmayın denir mi sorusunu yöneltiyor. Şimdi şöyle, bunu niye futboldan örnek vererek demişti ya o zaman. Hani forvet örneği vermişti. Yani zaten hani kendisinin bu yarışın içinde olmadığını da gündeme taşımıştı. Santrfor benim, golü ben atacağım ama... diyor. Lider o. Bakın, Türk siyasetinde Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını daha önce deklar eden siyasi kimliklerden biri. Gün geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday oldular. Tamam. Bu siyasette bunu söylenir. Nezaketen söylenir. Ama yarın süreç onları bir yere taşıyıverir. Taşıyıverir. Yani çünkü gelecek süreç parlamenter sisteme geri dönüş konusunda yeri göğü inleten altılı masanın ayağına topun gelmesi demek. Şimdi parlamenter sisteme geri dönme masadan kalktıysa peki Cumhurbaşkanı hükümet sistemini ne kadar revize edecekler? Burada ne kadar katkı sağlayacakları önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin belini büken en önemli hadiselerden biri küçük partilere kaptırdıkları milletvekillikleri, değil mi? Hala 38 milletvekili kaptırdılar. Eğer 56-1 sistemi olmasaydı CHP küçük partilere mahkum kalmazdı. Küçük partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir rahatsızlığı var. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi solculaşarak 31 Mart seçimlerini kazanmış bir siyasi parti değil. Sağcılaşarak kazandı. O zaman Mayıs seçimlerindeki izlenen yol haritası mı aslında bir şeylere de sebep olmuş oluyor? Yani altılı masayla başlayan süreç beraberinde 31 Mart'ı mı getirdi? Tabii beraber onu getirdi. Yani, parti içinde tartışma var ve onun hesabı kitabı yapılmadı. Kimse nedamet göstermedi. Ecevit ben onu merak olan, ediyorum şu an. Karaoğlan filan diyorlardı ya, bu da Özgüroğlan. Yani Özgüroğlan gidiyor, yürüyor. Ezber bozacak mı? CHP'nin bozulmadık hangi ezberi kaldıysa Özgür Özel bu rolü oynayacak. Ne zamana kadar? Bakın ne kurultay, ne tüzük kurultayı, ne bir şey, ne muhalefet. Hiçbir yerden çatlak ses gitmeden gidiyor. Özgür Özel bu kolektif aklı nereye kadar sürdürecek? Bu önemli. Cumhuriyet Halk Partisi açısından görülmesi gereken asıl unsur bu. Yani bakarsanız siyasi partinin görünmeyen içinde de bir yamalı bohça gibi bir tartışma vardır kendi içinde. Bunu biz kulis gazeteciliğiyle dışarıya yansımasıyla görüyoruz.